Herhalde 100-110 tane kadar sırık bulmam gerekiyor. Oo. Zordu. Kasası kaçmıyor. Beyazımız kaçmıyor. Dışarı. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Biz yine çok iyiyiz. Umarız iyisinizdir arkadaşlar. Bu arada videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız seviniriz. Arkadaşlar videomuzu beğenip yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Yorumlarınızı okurken çok keyif alıyoruz. Bu defa videonun başında bu hatırlatmayı yapmak istedik. Evet arkadaşlar, bugün önce ormana çıktık. Çünkü sırıklara ihtiyacımız vardı bahçemiz için. Domateslerimize lazım, salatalığımıza lazım. Evet, yani fasulyelerimiz için de yetecek mi yetmeyecek mi? Zaten bayağı bize sırık lazım daha. Yani ormana çıktık. Çok da güzel görüntüler çektim bu sefer. Kafa kameramla değil, direkt gimbalım ve normal bu çektiğim kamerayla gitmiştim. Çok güzel böcek fotoğrafları, çok güzel yosun fotoğrafları ve akan o derenin fotoğraflarını da çektim. Bir sopa arayışımız oldu. Ben de sizle beraber izleyeceğim. Çünkü ben yoktum bu yani orman ziyaretinde. Hamile olduğu için Filiz oraya daha gidebilecek gibi değil. İnşallah 1,5-2 sene sonra. Çocuklarla beraber diyorsun. Çocuklarla beraber gideceğiz. Bunun haricinde horozdan sonra tavuk da bize çok fazla sorun çıkartmaya başladı. Yani o da habire dışarı çıkıyordu. Sağ olsun gelip kapımızın önüne habire gübre bırakıyordu diyelim. Evet, horozdan sonra tavuk firarda durumları ve oldu. Ve çimenlerimi yiyordu. O yüzden onun da yakalayıp icabına baktık. Elimizdeki yoğurt kovası, kalan ipler vesaire, evdeki malzemeyle ne bulabilirsek, bir tane yoğurt kovasından geri dönüşüm saksı yaptık. Ona da sardunyamızı ektik. Ayrıca bu ara hava biraz soğudu. Bir gece soba yaktık. O külü de atmak istemedik, değerlendirdik ve güllerimizin dibine kül uyguladık. Yeni öğrendik. Biz kömür yakmıyoruz, odun yakıyoruz. Odun külü de çok kıymetliymiş bu tür şeylerde. Önce Deniz'in ormana çıktığı görüntüleri, ardından işte saksı vesaire kaydettiğimiz bütün görüntüleri bir izleyelim. Sonrasında tekrar burada olacağız. Sohbet için buradayız sonra. Evet. Hadi çalışalım biraz. Yine ormandayız. Sırıklarımızı bulacağız. Onları keseceğiz. Fasulyelerimize, domatesimize, salatalığımıza vesairemize sarılsın diye yanlarına dikeceğiz. Tabii nasıl dikileceğini bilmiyoruz. Onun için bir haskısı teyzeden yardım isteyeceğiz. Şu an ormanın içine giriyorum. Dediğim gibi burası bizim evimizin arka bahçesi gibi. Bugün daha önceki videoda gittiğimiz şelale tarafına doğru gideceğiz. Geçen giderken görmüştüm, sırık için kullanılacak çok fazla ince sopa var. İnşallah kimse almadıysa başka, bugün yerinde bulursak. Yani az değil arkadaşlar, bir herhalde 100-110 tane kadar sırık bulmam gerekiyor. Evet, bu şekilde ince tahtaları bulacağız. Arkadaşlar bir de şu kütük var. Her gördüğümde bu kütüğü nasıl eve götürürüm diye düşünüyorum ama çok ağır. Burada da yol biraz çetrefilli. Çok kalın ya da çok ince odunları almıyorum.
Evet, dönüş yoluna geçiyorum arkadaşlar. Benim bıraktığım sopalar yoktu. O yüzden çok daha farklı yerlerde biraz aramam gerekti. Geciktim. Şimdi gidip kargoları götürmem lazım çünkü. Sabah Trendyol gelmişti. Hepsi burada. Amazon, N11 ve çiçek sepeti satışları için de hem MNG'ye hem de yurt içi kargoya uğramam gerekiyor. Onlar kapanmadan yetişmek için de dönüş yoluna geçtim. Yavaş yavaş gidiyorum. Gene gözlerim de açık, sağda solda görürsem birkaç parça daha alacağım. Lan şu ağacın güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Kaç yaşında acaba? Oo. İçine çok rahatlıkla ben girebilirim arkadaşlar. Uzattayım şu an. Baktığınız zaman kocaman mağara gibi bir şey. Burada bir şey eşelenmiş zaten, arkaya doğru oturmuş. Artık ya domuz ya köpek. Bu da köpek olabilir. Ama doğanın içindeyiz. Evet arkadaşlar, daha önce yaptığımız farklı işlerden kalan böyle parça parça ipler vardı elimde. Alışveriş yapmak yerine elimdeki malzemelerle bu yoğurt kovasını taksiye dönüştüreceğim. 9 tane ipi 3'e ayırıp normal bildiğimiz klasik saç örgüsü yapacağım. Bahçede kullanacağım. Yani bu kömürlük, biliyorsunuz kömürlük kısmının girişini, camını mavi boyamıştık. Orada kullanmak istiyorum bunu. Bakalım neye benzeyecek, göreceğiz. Sonrasında da silikon kullanarak, sıcak silikon kullanarak kovamızın etrafını kaplayacağım. Sonra belki üstüne biraz süs filan bir şeyler de yaparız yine. Klasik saç örgüsü yaptığımız ipleri artık bitirdik, ördük, sonundayız. Şimdi bununla bu yoğurt kabını kaplayacağız. Sıcak silikonla yapıştıracağız. Bu arada siz videoda izlerken size kolay gibi gelecek ama Filiz aşağı yukarı 3-4 gündür o örgüleri örüyor. Ama düzenli başında bir kapı. Kolay değil yani. Hani öyle basit gibi gözüküyor ama aslında bayağı emek var yani. Evet, saç örgüsü ip çok kalın bir ip olmadığı için gözüktüğünden daha... Bir de arada ek bölgesi yapmak istemedi. O yüzden yekpare yaptı. Aslında esas zorluk o yüzden oldu. İpler karışıyordu çünkü, değil mi? Yani çok uzun bir... İpleri birbiriyle ördü. Onlar karıştı. Bir iki defa onları açmaya uğraştı. Onun için zordu. 5 taneden bir çiçek olacak ha? Olmasın. Olsun. Gül yapraklarından bir şey yapalım ya. Şey yapalım işte. Gül suyu yapalım. Valla ben kullanırım üzmeyi. Memnuniyetle kullanırım yani. Faydalı mı ki gül suyu? İşte tonik. Doğal tonik. Böyle bir şey olacak birazcık. Hadi bakalım. Hemen yapıştır, yoksa yapışma. Şurada, şurası işte. İşte böyle bir şey oldu. Saksımız. Denizcik beğendin mi? Yakın ben çekelim. Esas içi dolunca çekeriz. Bence gayet güzel oldu. Evet.
horozu bitti. Tavuğu da kümesten dışarı çıkmaya başladı. Şu arkadaki arkadaşın kanatlarını kesmiştik. Şimdi tavuğumuzun da yakalayıp kanatlarını keselim. Kaçmıyor diye. Yani beyazımız kaçmıyor, bu bize alışkın. Baya ama diğerleri daha bizi tanımadığı için kaçıyor. Yakalandın. Kanatlarda tıraşlama. Korkma kız. Zıplayıp zıplayıp çıkıyorsun. Evet, burayı yine biri eşelemiş. Bam bam, gel buraya. Gel buraya. Nasıl suçlu suçlu geliyor. Gel buraya. Bam bam, bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne? Hani eşelemeyecektin daha? Ha? Bam bam. Bu ne oğlum? Yakışıyor mu sana? Otur yerine, geç yerine. Daha eşelemek yok. Dökeceğim mi bir daha bam bam ha? Yapacağım mı bir daha? Ne oğlum? Hadi tamam, barışalım, gel. Bir daha yapma. Bak, bahçeyi bozma. Biz yapıyoruz, sen bozuyorsun. Biz yapıyoruz, Mia bozuyor. Tamam, hadi barışalım. Ama bir daha yapma. Yerinden de kalkmak yok şu an. Arkadaşlar, odun külü normalde sebze ve meyveler için de çok faydalıymış, fakat bilmiyorduk. Biz bütün kış odun külümüzü döktük. Aslında bahçeyi döktük yine ama. Şimdi geçen gece biraz soğuk olunca soba yakmıştık. Çıkan külümüzü çiçeklerin dibinde kullanacağım. Güllerin dibine birazcık dökeceğim ilk olarak. Şu şeye de dök bari. Neydi adı? Unuttum. Lavantamıza da dök. Hatta diğer saksıdakilere de biraz dökelim. Yeter. Bizde toplam 5 tane gül fidemiz var. 2 tanesini yaptık bile. Biz kömür yakmıyoruz, odun yakıyoruz çünkü biliyorsunuz ormandan bulduğumuz çalı çırpı, kırık dal parçaları vesaire, onları yakarak ısınıyoruz arkadaşlar. Odun külü de çok faydalıymış. Şimdi birazdan da bir suyla ıslatırız. Evet, birazdan üstüne su döküceğiz. Burada da iki tane gül fidemiz var. Çok da güzel açtılar. Ne yapalım güllerimizle? Ne tavsiye edersiniz? Hemen sana ona kül ver. Geride bir de pembesi var. Onu göstereceğim. Böyle pembeler. Bunların rengi benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Evet, diplerden gel. İşte yarın inşallah bir tane çim biçme makinesi bulduk. Sürdüreceğiz çimlerimizi. İnşallah. Allah'ım, inşallah. 100 lira oldu bu çim bana. Bir bahçemizi kontrol edelim. Çocukların hepsi tutundular. Evet, karpuzlar da. Karpuzlar, evet. Yağmur yağdı hemen.
tekrar. Salatalıklarımız da iyi durumda. Herhangi bir yanma vesaire yok. Böyle biberlerimize bakıyoruz. Biberlerimiz de iyi durumda. Ben korkuyordum biraz, çok söyleyince yok yanık mıydı şey. Ha, çiçek mi açmış şu? Aa evet, şu değil mi? Ay değil. Yaprak kapıyor. Ay bak bak, burada da açacak. Şurası da tomurcuk. Şunlar biber tomurcuk. Çiçek açar mıydı ya? Açıyor. Açıyor demek ki. Bilmiyorduk. Evet. Şöyle domates. Bir bakalım. Domateslerimiz de. Hem oturak domates vardı hem sırık olacak. Fasulyelerin artık sırık zamanı geldi. Yani sırıklarını yerleştireceğiz fakat deniz ormana gitti. Yeteri kadar şu anda tamamlayamadık. Tekrar gitmesi gerekecek. Ya da farklı bir çözüm var aklımızda. Bakalım hangisini yapabileceğiz. Bir sonraki videoda büyük ihtimal onu yapacağız. Evet. Versene. Hangisini? Tadına bakayım. Çok canım çekti. Şunu versene. Bu erikten hiç yemedim daha. Şunu. Al bakalım. Afiyet olsun. Thank you. Tadına bakmak ister misin? Yok sağ ol. Ekşi kadın, yani ekşi olunca kız çocuğu değil miydi? Bizim doktor yanlış bakmış olmasın? Yok, erkek eminiz. Murat Deniz yerine Muradiye gelmez. Muradiye. Bakalım. Evet, bunlara bak. Evet, elmalar da. En sevdiğim meyve. Elmalar büyüyor. Ya bir günde fark ediyor ya, inanılmaz. Evet, bayağı da elma var ha. Aynen. Dolu yani. Evet, dallarda bayağı elma var. Oo, bir tane darı var. En çok Mia sevinecek bu duruma. Ne oldu oğlum? Birileri mi geliyor? Kedi mi geliyor? Kedi mi geliyor oğlum? Nerede kedi? Gücün kediye mi yetiyor lan? Otur hadi. Bir bak bakalım şöyle. Şu güzelliğe bak ya. Asalete bak be. Pati ver bir tane. Pati. Pati. Yat. Böyle laf dinleyince de bir sevimli oluyorsun bam bam. Dadından yenmiyor valla. Dadından yenmiyor valla. Oh, yorulduk. Yorgunluk kahveleri geldi Elise. Elisecan Bey buyurun. Bol şekerli yapsaydın. Şekerli. Şekerli. Buyurun. Oh. Elisecan Bey. Nereye kaldın? Kuşların sesleri eşliğinde. Evet. Şöyle bir. Bahçeninde bir değil mi artık? Keyfini çıkartmak keyfini lazım. Çıkartmak lazım. Aslında yapıyoruz normalde de. Sık sık değil mi artık ama fırsat verdikçe. Hep bahçedeyiz aslında. Bahçedeyiz evet. Özellikle Mia. Tüm gün bahçedeyiz. Evet, bu arada çimlerimizi biçmek için çim biçme makinesi de bulduk sonunda. Nihayet. Bir arkadaşımız yarın getirecek. Çimlerimizi de biçeceğiz. Çimlerimizi biçtiğimiz zaman orada da gayet rahat uzanıp oturabileceğiz. Evet. Basmama izin basabileceksin. Olacak. Ay şimdi şu var. Biz biliyorsunuz tohumları üste attık. Videoyu izlemeyenler izleyebilir. Üstüne de hiç toprak vesaire serpmedik. Sulayarak, dikkat ederek, kuşları kaçırarak vesaire. Bam bam da sağ olsun yanımızdaki kahraman. Kuşlara bol bol havlayarak tohumları bir şekilde koruduk ve tuttu. Daha kökleri çok narin. Onun birkaç defa üstten kesilmesi lazım ki güçlensinler. Güçlendikten sonra hiçbir şey olmaz. Yani ne üstüne silindir bulup silindir geçebildik, ne üstüne toprak eleyebildik. Yani yapamadık maalesef birçok şeyi. O nedenle böyle zar zor tutundular diye deniz üstlerine titriyor gerçekten. Çimlerin basmamıza izin yok şu anda. Gene hemen hemen sıfır maliyetli. Yani sadece çim tohumuna para vererek, onun haricinde hiçbir şeye para vermeden gene komple kendimiz yapmış olduk ve oldu. Yemyeşil zaten görüyorsunuz videolardan. Yani zaten bizim mümkün mertebe hem öneri anlamında hem belki fikir anlamında en az malzemeyle ya da şöyle söyleyeyim en az maliyetle daha doğrusu
yapabileceğiniz şeyleri yap göstermeye çalışıyoruz. Birazcık biz de bahçemizi daha az maliyetle güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar çok büyük bir harcama yaparak bahçede uyguladığımız bir işlem hiç olmadı zaten. Tabii yani atıyorum çardağı yıkıp baştan yapıyoruz. Oradan artan işte ahşaplarla, malzemeyle, keresteyle salıncak yapıyoruz. Palet buluyoruz. Ondan aldığımız malzemeyle işte kümes yapıyoruz. Çöpe gitmesin de atık malzemelerle, yeniden kullanılabilecek malzemelerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ki Denizcan Bey devir, tasarruf devridir diye. Gerçekten yani... Baktığımız her şeyin fiyatı bir önceki baktığımız seferle aynı olmuyor. Her şey ateş pahası gerçekten artık bu net anlamıyla yani net bir şekilde kelimenin tam anlamı. O nedenle biz de birazcık daha tasarruflu gidip hem öyle bir fikir verip. Yani şöyle bir şey paylaşmak istiyorum hayat pahalı dedin. Şimdi geçen gün markete girdim ve çok ufak bir alışveriş yaptım. Hani üst ne aldım? Tereyağı aldım. İşte 600 gram, 600 gram kaşar aldım, işte makarna aldım, süt aldım, 30'lu yumurta aldım, Mia'ya muz almıştım, Timon'da. Başka bir şey aldım mı? Başka bir şey almadım, 200 küsür lira tuttu. Anlaşılacak gibi değil. Rahmetli deden falan böyle bir para söylediğimiz zaman derdi, ya biz o parayı ev alıyorduk bilmem ne. Galiba hani böyle tepkiler verdikçe de insan yaşlandığını biraz anlıyor. Yani benim tahminim şu an şu, 100 lira denilen şeyi siz 10 lira gibi düşünün. Çünkü 100 lira yeni 10 lira gibi oldu artık. Alım gücü bundan 7-8 sene öncenin 10 lirasını alabiliyorsa bugün 100 lira onu alabiliyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Evet, bu pahalılık konusu üstüne söylenecek çok şey var da biz burada bırakalım bence. Orman videosunu nasıl buldunuz? Ben de ilk kez sizinle beraber seyrediyor olacağım. Yani daha önceden bir orman belgeseli videosu çekmiştik. Onu ben gene üste koyayım. Bu da ormana daha farklı bir açıdan bakmak oldu. Helikopter böceği vardı. Bir ara bir tane ona takıldım. Bayağı bir bekledim bir dalda gelsin diye. Çünkü böyle dönüp dönüp hep aynı yere konuyordu. Benden korkup dönüp dönüp hep aynı yere konuyordu. Filiz de şu an ilk defa duyuyor. Evet ya ben merak ettim. Videoyu editledikten sonra görecek. İki kamerada götürdüğüm için... Ya keşke ben de gelseydim. Yani gimbal'la ayrı yürüyüşümü vesairemi çektim. Sonra şu an şu parmağımı uzattığım kamerayla da böcekleri çektim. Böyle güzel görüntüler oldu. Fasulye sırrı diye gönderdik maşallah Deniz. Neler ya, başarmışsın işte yetenekli olunca böyle oldu. Utanıyor musun? Ne bileyim ben hiç öyle. Neyse ya öyle şu var yetenekli. Biz artık yaptığımız her şeyden bir video çıkartmaya çalışır hale geldik. Evet. Yani daha çok fazla şey de var aslında. Zorlanmıyoruz konu çıkartmak için ama... Akıl etmeye başladık. Akıl etmeye başladık. Yani biz daha önce böyle her yaptığımız şeyi videolaştırabileceğimizi çok düşünmemiştik. Aslında bakınca neden olmasın hayatımızı paylaşıyoruz sizlerle. Siz de gerçekten çok güzel geri dönüşlerle destek oluyorsunuz. Dedik ki niye her şeyi göstermiyoruz? Yani gözümüze bizim güzel gelen her şeyi sizinle paylaşmak istiyoruz artık. Aynen. Gene hala her şeyi paylaşamıyoruz. Yani önceden %2'sini paylaşıyorduk. Şu an %20'sini paylaşmaya başladık. İnşallah ilerleyen süreçlerde biz de böyle piştikçe biraz videolarımız da güzelleşecek. Paylaştığımız şeyler de artacak. Evet, bizim videolarımız da böyle sıradanlaşıp tip daha böyle içeriği boş videolar değil. Bence gitgide daha keyifli, daha bizim de daha rahat hareket edebildiğimiz videolar olacak. Çünkü yani ben en baştaki ya ilk videolarımızdan bugüne kadar kendimizdeki konuşma, İşte üslup, tavır, davranış olarak rahatlamayı ciddi anlamda fark ediyorum. Zaten düzenli takipçilerimiz de görüyorlardı. Arkadaş bu benim ikinci açılışım oldu aslında. Biraz utangaç bir insanım. Beni yakından tanıyanlar bilir ama dışarıdan öyle gözükmüyorum. Çok utangacımdır. Şöyle söyleyeyim, artık utangaçlığın seviyesindeki aşmışlığı anlatabilmek için. Küçükken Yeni Dünya Koleji'nde okuyordum, Bakırköy'de, eski Çavuşoğlu. İncirli'den okulun önüne giden minibüslere binerdik. Dua ederdim böyle, ya birisi ineceğim desin de ineyim diye. Yani ineceğim demeye utanırdım. Para verirdim, üstü gelmezdi falan, üstünü isteyemezdim. Ben çok utangacımdır. Oğlum, açtım tabii onları sonra da. Onu duydum ama ya. Başka çocukken, insanlarda da var o. İnceye yer ineceğim diye yani. Çok utanırdım. Yani topluluk önünde konuşmaya çok utanırdım. İlk açılışımı Yeşilköy Rotary üyesiydim. Dönemde başkanlığını yaptım. Başkanlığını yaptığım zaman böyle bol bol topluluk önünde konuşmam gerekti. Evet. İlk konuşmamı yapmam gerektiği anda meslek yüksek ödülü vermiştik. Çok güzel bir proje yaptığı için. Belki bilirsiniz
İzev'le The Wall'un şarkısını yapmıştı. Zihinlerdeki duvarı yıkın diye. Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar. Bir sürü insan geldi. Bir tek bizim kulüpte değil, bir sürü kulüpten insanlar var. Ben kimseyi tanımıyorum. Çıkıp sunmam lazım, ödül vereceğim. Bir konuşma metni var, onu okumam lazım. Ben de başta Hakan Kural'a seni kırmadan buraya geldiği için teşekkür ediyorum. Daha sonra başkanlarıma beni yalnız bırakmadı. Bu kadar güzel bir topluluk oluşturabildiğimiz için teşekkür ediyorum. Dönemimin 17. Yeşilköy Rotary'nin 1137. toplantısını ilan kaynağı alalım diyerek kapıyorum. Ay arkaya geçtim dedim ya, bayılma taklidi falan mı yapsam acaba dedim hani. Yani ben bayılırsam başkası benim adımı okur mu? Hani okuduktan sonra ayılırım falan dedim ama neyse zorla çıktım, yaptım. Başkan olunca öyle yırtamıyorsun. Yırtamıyorsun. Böyle yapa yapa alıştım. Sonra o topluluk önünde daha rahat konuşmaya başladım. Şimdi bu ilk kamera açıldığı zaman yani böyle kameraya bakamıyordum bile. Hatırlıyorsun o bende bizim de yok ya. Ben de çok zorlandım. Videolarımızı. Şimdi daha rahatladım. Daha da rahatlayacağımı düşünüyorum yaptıkça. Daha size doğal, daha güzel hallerimiz yansıyacak elbette ki. Ya arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Biz hiçbir konuşmayı önceden hazırlamıyoruz. Ne konuşalım diye bir fikir de aslında birbirimize belirtmiyoruz. Tamamen spontane gelişiyor. Tamamen doğaçlama. Normal üslubumuz neyse, konuşma şeklimiz neyse o şekilde davranıyoruz elbette. Hiç hazırlanmış bir metin, bir konuşma yok. O zaten gerçekten çok kötü bir şey çıkıyor. Onu yapamıyoruz, yapamıyoruz yani. O kadar hazır metinli olmuyor. Yok, o bize uymuyor. O yüzden spontan. Yani mesela biz Rotary muhabbetini belki Filiz ilk defa şu an duydu. Yani konu konuyu açtı ve konuştuk. Bazı çocuklar vardır, şimdi Mia'dan biraz bahsedeyim. Bazı çocuklar vardır ya böyle annesini babasından, babasını annesinden kıskanır. Mia hiçbir zaman öyle bir çocuk olmadı. Hala da öyle değil zaten. Ama maşallah. Maşallah diyelim, evet. Yani bizi bir araya getirmekten ya da bir arada görmekten gerçekten keyif alıyor. Onu hissettiriyor bir şekilde davranışlarıyla. Fakat bir aydır anormal derecede bir baba aşkı başlamış durumda. Tamam, babalar ve kızları aşkı, tamam, onu biliyoruz. Herkes biliyor kızların ne kadar babalarına düşkün olduğunu ama. Mia. Aşkım benim. Babam. Baba. Aşkım. Ay ay ay. Ay alma onları, alma. Mia'da ekstra bir şey oldu. Yani Deniz'in bahçeden çıkmasına müsaade etmiyor yani. Çalıştırmıyor yani seni. Sabah uyanıyor. Mesela beni göremezse ağlamaya başlıyor. Evet. Alıyorum kucağıma, susuyor. Kucağımdan en az bir saat indiremiyorum. Yani sarılıyor ve böyle bırakmıyor. Aşağı indirmeye çalışınca daha çok böyle bir sarılıyor. Evet, yani evden çıkarken görürse kıyamet kopuyor zaten. Yani öyle bir ağlama krizimiz oldu. Deniz bir iş için gitmek zorunda kaldı. Deniz'in işte arabaya bindiğini gördüm ya. 45 dakika sonra Deniz döndü. 45 dakika boyunca aralıksız ağladı. Bütün çabalarım sonuçsuz kaldı. Dışarıya çıktık, bahçeye çıktık. Oyuncaklar mesela hiçbir şey dikkatini dağıtmadı. Babası gelene kadar gayet ne istediğini bilen bir çocuk, babamı istiyorum dedi. Ve hiç dönmedi yani o fikirden. Şimdi artık Deniz bazen kargo götürmeye giderken de kaçamazsa eğer Mia'yı da yanına alıyor. El sallayın anneye. Anne. Mia. Bye bye. Ay çok güzel gözüküyorsunuz şu an var ya. Mia, ay bir resminizi alsaydık. Mia el salla anne. Babasız duramadığı için benimle geliyor kargo vermeye. Kargo vermeye gidiyorlar. Bu ana kucağıydı değil mi? Ana kucağıyla önüme kargo bağlayıp ile, evet, birlikte motosikletle gidiyoruz. Bir de çok seviyor motorla gitmeyi. Evet. Tabii onda çekim almadım. Sadece Filiz bizi ufak bir çekti. Çünkü Allah korusun zaten çok yavaş, çok temkinli gidiyoruz. Hani ne olur ne olmaz. Buradan hani 15-20 kilometreyi geçmeden yani böyle tın 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 tın. Böyle arabaları sayıyoruz. Arabaları sayıyoruz. Teker teker mo diyor. Bizim şeyler mor ya minibüs. Evet. İşte beyaz yapıyor, siyah yapıyor. Araba, araba, araba gördükçe düt düt.
korna çalıyorum kendinden geçiyor düt 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 diye. Çok seviyor yani arabaları evet. Bir şey istemeye çok utanan biriyim normalde. Şimdi bir şey isteyeceğim sizden. Videolarımıza söylemeye çalışıyoruz. Bu desteği sizden rica ediyoruz. Biliyorsunuz gerçekten daha çok yolun başındayız. Biraz sağlam adımlarla ama ağır ilerliyoruz. Daha fazla kişiye ulaşmak, daha fazla sesimizi duyurabilmek istiyoruz. Çünkü bu işten keyif almaya başladık. Çok sevdik YouTube'da olmayı, yeni insanlarla iletişim kurmayı. Çok gönlü güzel, çok samimi insanlar yorum yapıyor. Ya bu da bizim şansımız herhalde. Eleştiriler de çok yapıcı geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bu ailenin gitgide büyümesini istiyoruz. Kurucu üyelerimizin artmasını istiyoruz. Bu konuda sizden destek rica ediyorum. Arkadaşlarınızı önerebilirsiniz. Facebook'ta paylaşabilirsiniz videolarımızı. Herkes arkadaşın elinden telefonu alıp abone olup bildirim zilini açıp koyabilir. Niye olmasın değil mi yani? Tabii ki. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. Çok zorlanıyorum istemekte ama destek lazım arkadaşlar. Es geçmeyelim lütfen. Yardımcı olalım arkadaşlar. Yardımcı olalım şu gençlere. Çocukları çocukları. Uğraşıyorlar, çabalıyorlar. Gerçekten bir yandan çok keyif alıyoruz fakat kolay bir iş de değil yani. Şimdi iki katlı bir evimiz var, yapmak zorunda olduğumuz bir işimiz var. Bir takım farklı sorumluluklarımız var, küçük bir çocuk var. Ben artık gitgide birazcık kısıtlanmaya başladım bazı şeylerde. Deniz'e destek olabildiğim şeyler oluyor, olamadıklarım oluyor. Ama yani burada asla boşlamak istemediğimiz, devam ettirmek istediğimiz şey kaliteyle, aynı kaliteyle videolarımız. Evet. Gerçekten samimiyetle destekleyen, yanımızda olan abonelerimiz var. Arkadaşlarım dost demek istiyorum. Öyle hissettiriyorlar çünkü. Ve şunu duyuyorum yani kanalınız büyüyecek, büyümeli. Hak ediyorsunuz, çabalıyorsunuz diye. Yani bu çabanın görünmesi, emeğin takdir edilmesi bile gerçekten çok çok kıymetli bizim için. Bugün de biraz böyle dertleşmiş olduk, biraz sohbet etmiş olduk kahvelerimizi içerken. İnşallah siz de videoyu izlerken keyifli dakikalar geçirmişsinizdir. Biz akşam kahvelerimizi içerken belki siz de şu anda pazar kahvaltılarınızı yapıyorsunuzdur. Pazar kahvaltısına yetiştirmeye çalışıyoruz videoyu. Umarım keyifli bir pazar geçirirsiniz. Genelde pazar günü herkesin tatili. Hafta sonu çalışanlar da oluyor. Özellikle satışla ilgili, işte eğlence sektörüyle ilgili işlerde çalışanlar da ama iyi hafta sonları diliyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ediyorsunuz. Umarım siz de çok mutlu olursunuz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şunları çeken. Çok çarpma. Ne yapayım? Çarpma. Hareket etmemiz lazım. Et hareket de çarpmadan et aşkım. Umayar. Şimdi dilerseniz Deniz'in ormana çıktığı görüntüleri izleyelim. Sonra tekrar buradayız. Ay ben niye o çakal yaptım? Şey eyvallah. Bunu kullan işte. Şeyde. Çakal ya. Ben şey yapmıyorum boş boşuna. Ha buraya koyacağım yani. Şaka bir yana insanlar açıklama yaptığına göre buraya koyacaksın yani. Her şey kepçe kürek olman lazım. Yaptım. Hadi aşk ışık gidiyor ışık. Kaldı iki tane deniz. Saç ortası ufak. Evet doğru. Deniz ya deniz olsun. Acım boğuldun mu ama şuna bak ya. Bu gözüküyor nasıl? Mu şu an? Bir baksana bu gözüküyor mu? Gözüküyor. Bu oldu mu şuna bak bir de buna bak. Tamam ne olacak? Ortası olmayacak mı? Daha şey bak şöyle mis gibi. Deniz olmadı ya yok. Zor şartlarda nasıl çalışıyorsun onu çekiyorum. Kırdı süpürgemi ya. Bırak. Kırdı süpürgemi. Bırak. Kırmadı bak bir şey yok. Bırak o eline bir göreyim gel gel. Getir. Deniz ya aşk olsun. Getir bakacağım ya. Getir bir. Göster şuraya. Bırak bir şey yok. Tamam bamba bitti. Hayır bir bak bükülüyor değil mi orası şimdi? Hayır bak. Deniz bak kandırıyorsun bak, beni. Deniz büküldü demin gördün. Ulan büküldü geçti.
Aşkım ne yapıyorsun çıplak ayak pijamalarınla? Bu ayaklar ne o ayaklar? Ayaklarını yerim seni. O ayaklar ne? Niye çıplak? Aman be, aman be. Aman be diyorsun.